Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında genel olarak bir indeks hesaplama, endeks hesaplama olarak bilinen işlemi yapmak istiyorum. Burada öncelikle şunu belirtmek isterim. Konu biraz farklı. Yani tabii ki bir dört işlemle bir karşılaştırma, bir fark bulmak gibi, bir değişim bulmak gibi işlem yapılacak ama hani bilimsel bir temeli var. İstatistiksel anlamda bilgimizin olması gerekebilir. Ortalamaların, standart sapmaların alındıktan sonra bunların yapılması gerekebilir. Yine finansal analizse, risk, yatırım, performans vesaire o konularda da nasıl bir değer o hesaplanacak, nasıl bir indeks hesaplanacak farklı olabilir. Kaynaklara başvurmak gerekebilir. Yine klasik olarak bir değişim formülünü zaten uyguluyoruz. Dört işlem karşılaştırmayı da bununla yapabiliriz. Ben sizlere birkaç tane bununla ilgili web sitesinde örnek veriyorum. Açık kaynaklar. Baktığınızda Wikipedia'da bakın fiyat endeks formülleri yani bir indeks hesaplama şeklinde düşünürseniz çok farklı teknikler, metotlar var. Bunları incelemek gerekir. Hani size verilen çalışma vesaire neyse buralardan uygun olanı bulmak veya doğru formülleri bulmak gerekebilir. Onun dışında görmüş olduğunuz yine Merkez Bankası sitemizin Türkiye Merkez Bankası Kurumu'nun burada yaptığı bir çalışma. Yani 2022 yılındaki 100'ü bir baz alaraktan işte 2020'deki 100 lira 2022 yılında kaç liraymış gibi sanıyorum hesaplama diyeceğiz. Ondan sonra o bize bakın 100 lira 170 liraymış gibi böyle bir karşılaştırma hesaplaması yapabiliyor. Yani bu tarz bir şeyden bahsediyor olabiliriz. Şimdi burada yıllık şöyle bir tablomuz var. Ben bir yılın 2015 yılında X ürününün fiyatları bunlar. Onun ortalamasını aldım burada. Ortalama average fonksiyonuyla ondan sonra detaylarını da kapattım. Yani çok önemli değil. Böyle bir tablo da olabilir. Yani girilmiş işte fiyat ortalamaları bir şekilde burada ve biz de onun farkını hesaplayacağız gibi. Yani böyle detaylı da olabilir. Ondan sonra şöyle kapatayım. Ya bunu nasıl yapıyoruz? Bu tür şeyi gruplamayı verideki gruplandır işleminden. Yani burası hani verileri gösterme şekilde olabilir. Böyle düz tablo da olabilir. Farklı yıllarda ürünümüzün fiyatları. Şimdi bir indeks hesaplamak istiyoruz. Burada bir önceki yıla göre bir karşılaştırma yapacak bu indeksimiz. Ve formülümüzde önceki yıla bölüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi parantezinde ve yüzde çarpıyoruz. Bunu da şöyle yorumlayabiliriz. Dediğim gibi hep temkinli konuşuyorum. Çünkü farklı yorumlanabilir, farklı anlama gelebilir, farklı hesap yapmak gerekebilir. Bunun da anlamı şu. 2016 yılındayız. Görmüş olduğunuz gibi 2016 yılındaki fiyat 2015'teki fiyatın %69'u kadardır şeklinde bir yorum yapabiliyoruz. Bu da bu şekilde indeks hesaplaması anlamına geliyor. İsterseniz farkını da bulabilirsiniz. Fark klasik olarak eskiden yeniyi yani birinden çıkarmak, eskiye bölmek şeklinde oluyor. Benzer bir hesaplama ama burada yani %69'luk bir değişim var. Burada da %69'u kadar gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde %89'u ifade ediyor. Hangisi? 2017-2016'nın yine değişim büyüklüğü 11 yani azalmış %89'u kadar ve yine de azalması da bu kadar şeklinde böyle bir genel hesaplama yapmaya çalıştım. Sektöre göre konumuza göre, her şeye göre farklı işlemler yapılabilir. Burada amaç hani böyle bir basit bir indeks hesaplamanın sizlere bir örneğini yapmaya çalışmaktı. Dediğim gibi araştırarak farklı kaynaklardan farklı çözümler olabilir. Onlar dört işlemle Excel'e uyarlamak yapılabilir. Yani formül neyse ona göre dört işlem haline getirip ilgili indeks bulunabilir. Tabii istatistiksel yöntemlere de başvurmak gerekebilirse standart sapma onları da bilmek tabii ki ayrıca gerekecektir. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.